Koronavirüsü nedeniyle kutsal topraklarda bulunan ve 17 gündür Ankara'da karantina altında bulunan İnegöl'lü 70 umreci evlerine döndü. Umreciler terminalde sağlık kontrolünden geçtikten sonra evlerine gittiler. Umreciler 14 gün daha evlerinde kalacak. Dünya genelinde etkili olan koronavirüsü Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Koronavirüsü nedeniyle kutsal topraklarda bulunan umreciler Sağlık Bakanlığı tarafından getirilerek Ankara'da karantina altına alındılar. Lütfen uyalım. Bakın sizler için buralardayız. Aramızda şöyle boşluk bırakırsak lütfen. 17 gündür karantina altında olan umreciler evlerine gönderilmeye başlandı. 70 İnegöl'lü umreci terminale geldi. Giriş çıkışlar kapatılırken içeriye kimse alınmadı. Görevliler tarafından içeriye alınan umreciler sağlık kontrolünden geçirildi. Bilgiler alınarak evlerine gönderildi. Ancak evlerinde 14 günlük karantina süreleri devam edecek. Umre'den gelip 14 gündür karantina altında olanlar yurtlardaki şartların çok güzel olduklarını belirterek herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söylediler. Yeşil Havaalanı'na inecekken Ankara'ya karantinaya aldılar. Özel Harekatçılar Kayaki yurdunda Allah razı olsun. Sayın Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız ve Gençlik Bakanımız, Diyanet İşleri Başkanımız ve hepsinin ilgi alakalarıyla umrecilerimiz en güzel şekilde orada misafir ettiler. 14 gün boyunca çok güzel bir şekilde her türlü imkanlarını seferber ettiler, bizleri misafir ettiler. Bu süreçte yapılan test sonuçlarında umrecilerimizde genelde negatif çıktı. Bazı umrecilerimizde de pozitif çıktığı söylendi ama net olmadığından dolayı diğer umrecileri tekrar bugün test yapıldı. Negatif yapılanlara peyderpey artık bir hafta uzatılmıştı ama bilim kurulu kararıyla negatif çıktığından dolayı tekrar evlerinde 14 gün karantina sürecinin devam edeceğini ve bu süreçte de bizi yola çıkardılar. Bu geceden itibaren Ankara'da KYK yurtlarında hiçbir umrecimiz kalmadan geldik. İnegöl'de 74 umrecimiz vardı. Şu an 8 tane umrecimiz hastanelerde pozitif olduğundan dolayı değil, kendi müzmin rahatsızlıklarından dolayı şu an gözetim altındalar. İnşallah onlar da iyileşip birkaç gün içinde İnegöl'ümüze dönecekler. 14 gün evde karantina sürecimiz devam edecek. Yine tedbirlerimizi evimizde de izolasyon yaparak devam edeceğiz inşallah. Eğer biz yurtlarda yetiştik ve büyüdük kendimiz. Oradaki yurtları gördük ki devletimiz, Diyanetimiz, Sağlık Bakanlığımız, bizim tıraş köpüğümüzden tıraş makinemize kadar, meyve suyumuzdan sabah kahvaltısını yumurtamıza kadar, emniyet ekipleri, sağlık ekipleri 24 saat bizim hizmetimiz oldular. Sabah akşam ateşimizi ölçüp takibimizi yaptılar. Herhangi bir rahatsızlığı olan umrecimizi özel olarak ilgilenip ambulansa hastanelere götürdüler. Eğer ki bunca hizmete, bunca şeye hala nankörlük edenler var ise pes diyorum, başka bir şey demiyorum. Ben şunu söyleyeyim, eğer 14 gün evde sıkılan bir kendini sevmiyordur, eşini sevmiyordur, çocuklarını sevmiyordur, vatanını sevmiyordur. Biz 14 gün karantinada odalarda kaldık, tekli odalarda. Diyorum ki sevdiklerinizle baş başasınız, bunun kıymetini bilin ve gerçek anlamda hem eşiniz, çoluk çocuğunuz, vatanınız ve milletiniz için evde kalın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Güzeldi. Hiçbir şey yoktu yani. Yemeğimiz, çayımız, her şeyimiz yani dört dörtlükte iyiydi. Temizliği iyiydi. Haliyle işte 14 gün durduk yani. 14 gün derken 3 günde fazla durduk. 17-18 gün durduk. Yani 14 günde evde kalacaksınız. Kalacağız inşallah. Ziyaretlere bayağı bir süre yani 15 günden de daha bir fazla süre gelmemeni tavsiye ederim. Hem onun açısından hem bizim açımızdan. Yani uzak durmamız lazım, maskeli durmamız lazım genellikle. Evde de, gelen insanlar da, dışarıda da. Temizliğimize dikkat etmemiz lazım. Sen ne anlatayım bilmiyorum ki başka. Çok heyecanlıyım. Çok sevinçliyim. Herkes böyle yani. Bütün acılar böyle. Orada kapalı durduk tabii. Mecburiyetten durduk yani kapalı. Ama çok mutluyuz yani.